Neredeyse gecikiyorduk. Son anda haber aldık kaçırıldığını. Adamı vuramadık. Ama bir daha sana bulaşamayacak, emin ol. Bulacağız onu. Beni sana mı teslim edecekti? Evet. Geçen gün seni kaçırmasını isteyenler biz değildik. Kim olduklarını bulamadık hala. Macit'i sana ulaşmak için kullandık. Bizi de senin düşmanların zannetmesini sağladık. Ne anlatıyorsun sen ya? Kafam karıştı. Kimsin sen? Beni hatırlamadın mı komutan? Afganistan'da. Yakında tayinin çıkacak. Türkiye'ye dönünce ne yapmayı düşünüyorsun? Ne görev verirlerse onu komutanım. Askerde kalmak ister misin? İsterim komutanım. Biz de isteriz. Ama senden farklı bir şekilde yararlanmak istiyoruz. Sıradan bir asker olamayacak kadar yeteneklisin. Resmi olarak ne asker, ne polis, ne de jandarma olacaksın. Anlamadım komutanım. Bana güveniyor musun? Estağfurullah komutanım. Vatana hizmet etmeni istiyoruz senden. Gizli bir teşkilat kuruldu. Ülke menfaatleri için çalışacak gözü pek şerefli vatanseverlere ihtiyacımız var. Hatırladım seni. Neden beni seçtiniz? Ne istiyorsun? Geç içeri. Her şeyi anlatacağım. Neden beni seçtiniz? Çok başarılı bir askerdi. Bir gece intikal sırasında pusuya düştü tipi. Kurtulmanız imkansız gibiydi. Birçok takdirname, üstün hizmet ödülleri aldım. Başkaların yalnızca kabiliyetinden ileri gelmiyordu. Gördüğüm en vatanperver askerlerden biriydi. Biz aynı taraftayız Mehmet. Adın neydi? Cevahir. Ben komutanım olarak hatırlıyorum. Komutanındım. General Cevahir. General ne? Tu, tüm, or ne? Tümden emekliyim. Hiç öyle tümden emekli olmuş gibi halin yok. Burada ne işin var? Televizyonda görülüp deşifre olduğundan beri peşindeler. Seni koruyan bizdik. Kimden? Bilmiyoruz. Devletin içinde yuvalanmış bir takım çetelerden diyelim. Bugün herkes aynı şeyi konuşuyor. Topyekun yuvalanmış gibisiniz. Kimi dinlesek hak verisimiz geliyor. Başka ne hatırlıyorsun benimle ilgili? Vatan millet Sakarya edebiyatı yaptığını hatırlıyorum. Benimle gizli bir yapılanmada yer almam için konuştuğunu hatırlıyorum. Yer aldın zaten. Gençtim. Hata yapmışım. Hala gençsin. Tam olarak ne kadarını hatırlıyorsun emin değilim ama seni zorla almadık. İrimi kuruyoruz dediğimiz anda hazırdın zaten. Hemen kabul etmiştin görevi. Ben anarşistim. Devlete, mülkiyete, aileye inanmıyorum. Kişiliğimin tam oturmadığı bir zamana denk gelmiş. Çok güzel oturtmuşsun kişiliğini. Çok güzel. Bak, sen gördüğüm karakteri en sağlam adamlardan biriydin. Merak etme, hafızanı geri getireceğiz. Tedaviye cevap verdikçe yavaş yavaş geri geleceksin. Korkma. Geriye gelmek mi? Ben geçmişimden uzak durmaya çalışıyorum. Keşke hiçbir şey hatırlamasaydım. Açın kafalarını. Komutan. Emredin komutanım. Aferin. Hiç zayiat verdirmedin askere. Aferin. Sağ olun komutanım. Ayrıca hafızamı kaybettiğimi nereden biliyorsun? Biliyoruz. Ama tam olarak emin değiliz. Her şey yolunda mı? Az kaldı. Ne? Kimi koruduğunu öğrenebildin mi? Hayır. Kimi safına çekebildin mi? Hayır. Yolun sonunda bir tetikçi var. Araçtan inen inmez vurup cesedi yok edecek. Abdurrahman Bey'e de Mehmet'in öldüğünü söyledi. Anladım. Tamam. Az sonra oradayız. Görüşürüz. Görüşürüz.
Nereye? Beni nereye götürüyorsun? Sana yardım edeceksek yalan söyleyip söylemediğini test etmemiz gerekiyor. Kaç zamandır ortalıkta yoksun. Yalan makinesine bağlayacağız seni. Doktora gidiyoruz. Doktora. O zaman o teste sen de gireceksin. Benim de sana inanmam gerek. Doğruları söylüyorum ben. Benim gerçek adım Barış Erdem mi? Senin adın yok.